Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Belki de 2022'nin ortasından beri beklediğimiz o ünlü Euro Power enerji halka arzının taslak izahnamesi açıklandı. Çok büyük ihtimalle yarın onaylı namesi açıklanacak ve önümüzdeki hafta içi belki çarşamba, belki perşembe bu halka arzın talepleri büyük ihtimal toplanıyor olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu halk ne, halka halka arz neden bu kadar popüler? Aslında e, bu kadar popüler olmasının nedeni GESAN Elektrik'in bir alt iştiraki olması. Yani GESAN Elektrik Euro Power'ın sahibi. E, GESAN Elektrik neden ünlü derseniz şöyle kısaca bir profili açalım. Ve bir yılda arkadaşlar 13 katına çıkmış bir hisseden bahsediyoruz. 2 e, dolar bazlı bile gerçekten dikkat çeken bir grafiği vardı GESA'nın ve Europower'da haliyle tabii ki de ilgi çekti. Zaten bekleniyordu. Nihayet geldi. Bu videoda Europower halka arzından böyle birazcık bahsedeceğiz. Asıl videoyu yarın yapacağız. Onun dışında daha Exxon'dan, Akfen Enerji'den, Özsup'tan ve EYGO'dan da kısaca bahsedeceğiz. Öncelikle şuna da değineyim. Borsa birazcık çalkantıda gidiyor o yüzden halk arzının hacimleri gerçekten çok fazla. Mesela dün itibariyle de Akfen Enerji'nin halk e, hacmi zirvedeydi. Yani biraz iş kumara geldi. E, ben de aslında e, yani bu yatırımdan çok biraz kumara giriyor. Burada bir trendi yakalamaya çalışmak. E, o yüzden burada işte e, tabanı bozar, tavanı bozar, işte tavandan gireyim, tabandan gireyim gibi yatırımlar yaparken lütfen öyle çok büyük bütçelerle girmeyelim. E, bu arada yatırım için bulunduğumuzu unutmayalım. Bu arada CVK, Maden ve Kozo Polyester'in iki şirketi de çok beğendiğimi söylemiştim. E, halk arzının da yarın son günü. İki videoya da çok güzel talep göstermişsiniz. Teşekkür ederim. Ancak e, izleyenlerin birçoğu kanala abone değil. Sonrasında da kaçırıyorlar işte videoyu görmedim diyorsunuz. Bu yüzden Videoyu durdurup en azından bir şu abonelik işleminde yapınız diyeyim. Şimdi Euro Power Enerji eşit olacak, yani normal şartlarda oransal olacaktı ama S.P.K'nın şu hatta videosunda yapmıştım 750 milyon TL sınırıyla başlayan bir kural olarak söylediler ki artık eşit olacak. Ancak burada ne kadar eşit olacak, ne kadar gelecek 50 milyon lot ya da 60 milyon lot mu neydi? 2,5 milyar TL büyüklüğünde büyük bir halk arzı olacak. Euro Power bakın Afrika'daki en büyük trofo merkezi olacak. Bununla teorilerle ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Ama benim beklerdiğim %65'inin, %70'inin normal bireysele eşit bir şekilde dağılacağı yönünde. Buna göre aşağı yukarı hesap yapabilirsiniz. Burada kritik olan şey kurumsala nasıl verecekler? Burada şu risk var çünkü. Euro Power'ın tavan potansiyelinden dolayı e, kurumsallar acaba elindekileri bozup buna girecekler mi? Hani burada bu kritik olacak. Bunu yarın inceleriz. Bu arada e, işte Euro Power'ın sitesine girerseniz gerçekten potansiyelli e, yani cayır cayır çalışan, çok sipariş alan yarın onaylı izahnamesinde de göreceğiz e, nasıl bir bilanço geçirdiklerini. Ancak ben iyi bir bilançoları olacaklarını düşünüyorum. Çünkü çok güzel siparişler alıyorlardı ki Gesan da zaten iyi bir sene geçirdi. E, Astor mu? Yeni Astor olur mu diye sorular geliyor. Ben basitçe yarın buna değinirim ancak Astor şimdilik Astor potansiyel olarak Europower diyorum. Yani Europower Astor'un çok da gerisinde olmayan bir şirket olduğunu söyleyeyim. Potansiyelin varın siz düşünün. Yani ne olursa olsun bu halka arıza katılacağız. Yani onu söyleyeyim. Şimdi yatırım tavsiyesi olmadan kendi görüşlerimi ileteyim. Arkadaşlar Eksun beklentileri e, yani bence karşıladı ama beklentilerden sonra e, bir taban yaptı. Sonra neredeyse bir taban yaptı. Bugün böyle pozitife doğru giderken eksi yüzde 4.29 ile günü kapadı. Yani 3 günde arkadaşlar şöyle bakalım. 3 günde tavandan alan birisi... %25 26 zarar yani tavandan girmenin nasıl bir e, risk olduğunu buradan da görmüş olduk. Ben e, ya yani 74.2'ye mi emir koymuştum ve tutmuş. Yani ben tekrardan eksunu almış oldum. Ben bugün de tabandan alıp biraz yukarıdan 84 civarından satmıştım. Tekrar eksunum olmuş oldu. Eğer eksun yarın da 71 72'lere gelirse ben yine ekleme yapacağım. Neden yapacağım? Kötü bir şirket değilim. Bir trend var, ama bu eklemelerimi dediğim gibi küçük bütçelerle yapıyorum. Exxon'un diğer şirketlere göre avantajı az lot olması. Yani burada bir temel bir haber gelirse Exxon'u yükseklerde görebileceğimizi düşündüğüm için ekleme yapıyorum. Ama ekleme yaparken çok acele etmiyorum. Çünkü Alphain'de acele ettim ve birazcık sıkıntılar yaşadım. O konuya geleceğim. Ee, özetle arkadaşlar ben Eksu'nun yarın e, eksi kapatırsa bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum. E, buna göre hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani yarın da yaparsa dördüncü tavanına gelecek. Dördüncü tavan yüzde 40 işte FK'sı yüzde 23-24 yüz, e, olacak. Yine ucuz olmayacak. Ancak e, potansiyel olarak sektörünü de sevdiğim için alırım en kötü unuturum diyorum. Akfen'e geçelim arkadaşlar. Akfen zaten temel anlamda soru işaretleri olan bir şirketti ben e, yanlış bir yerden ekleme yaptım. Bu yüzden de ortalama düşürdüğüm için e, şey hatta bugün benim bakiyem pozitife geçmişti. 17 küsurlarda pozitife geçmişti ama satmadım. Keşke satsaydım tekrardan neredeyse taban gitti. Yani tavan yaptı taban yaptı. Akfen Coin dedim hatta ben Twitter hesabımda. Gerçekten zorlayıcı bir kağıt. E, ama FK olarak ucuza denk geldi. Tabii ki de PK'sı da şüpheli. Onu da söyleyeyim. Ee, ama FK olarak gerçekten ucuza geldi. Ee, ben bugün de tabandan çok az bir ekleme yaptım. Hani ortalamamı bir nebze düşürebilmek için. Ama yalan yok ben bu kağıtta e, karımı alırsam kaçmayı düşünüyorum. Biraz beni yıldırdı. Ee, yarın yine negatif olursa ekleme yapar mıyım? Acele etmeden belki yaparım bilmiyorum. İzleyeceğim. Ee, ama şunu söyleyeyim bu fiyatlardan yani 15'ten alan birinin de yani e, ya da 14 gibi bir ortalama yapan birinin de açık söylemek gerekirse za ya zarar edeceğini düşünmüyorum. Korkmuyorum yani Akfen'de ben bir şekilde karlı kapayacağımı düşünüyorum. Bu işlemlerim sadece elimdeki lot sayısı biraz fazla olur ama inanın stresi değilim. Şu an ortalamama göre sanırım %7 falan zarardayım ama ben düşünüyorum ki bu Akfen'i e, bence bir kaldıracaklar ya. Yani bu arada kaldırılması öyle kolay bir şirket değil. Büyük bir şirket. Büyük bir kağıt. Yani Euro Power diyoruz. Euro Power'dan da büyük. Ama ben yine de kaldıracaklarını düşünüyorum. Ve büyük eller vardı ya bu Akfen'de sevmediğimiz. Onların da büyük büyük oranda satış yaptığını söyleyebilirim. Özsuk dün tweet atmıştım. Arkadaşlar ben ile ilgili bir video yapmıştım. E, o zaman videoyu yaptığımda e, sanırım şuralardaydı. Şuralarda bir video yapmıştım. 16,5 lira falan da. Demiştim ki ben dikdörtgenin gelir alırım. Sonra uçtu gitti bu uçtu gittiğinde ben heyecan yapmadık yani benim stratejim var yüzlerce kağıt var Dedim ki kutuya gelir kutuya gelir diye bekledim ve alım yapmadım bunu da Twitter'dan söylemişim hatta Özsüp Ayhan Kayan 14 yazarsanız görürsünüz 13'te ne oldu kutuya geldi yani burada ya ben alacaktım düşmedi almam lazım gibi bir heyecan yapmadım. Bunu hani birazcık ders olması için söylüyorum. Ve kutuya geldiğinde öz su aldım. Öz su bu arkadaşlar ben bu fiyatlardan unutulabilecek bir hisse olduğunu düşünüyorum. Yani 15 lira 14 liralar unutulabilecektir. Bakın 8 gün ardarda arda kırmızı verdi. 12 günün sadece birini yeşil verdi. İhracat yapan bir şirket. Tabii ki de borsada şöyle bir durum var. Borsa düştüğünde yan kağıtlar çok eziliyor. Toplamak için acele etmiyorum. Çok az bir lot var. Hani samimi söylüyorum. Yani aldığım notu da söylemem doğru mu ama 3000 5000 liralık Özsü bu var. Ama buralarda şu dairenin içine geldikçe alım ekleyeceğim. çıkarsa da bekleyeceğim. Çünkü borsanın birazcık düşüş trendinde olduğunu düşünüyorum. Özsü'ye neden güveniyorum? İhracatı çok iyi. Ucuz kaldı. büyüyen bir şirket. Yeni bu halka az gelirini de efektif kullanan bir şirket. Ben Özsü'ye bu yüzden güveniyorum. EYGEO'dan çok kar ettik. Beni takip edenler bilirler. al sat hissemiz bizim. Ve EYG öyle kısaca şunu söyleyebilirim. 18 liranın altına düştüğünde alınan EYG üzmez. Zaten 14 liradan halkarda olmuştu. yüzde %10 iskonto olmuş olsa 15 lira eder. E 15 lira bakın kaç ay olmuş. 5 ayda enflasyon ne oldu bina fiyatlarında EYG biliyorsunuz. İnşaat yapıyor. Sağlam inşaatlar yapıyor ve öyle 30-40 katlılar değil. Yani depremden sonra insanların ilgisini çekecek yapılar yapıyorlar. 5 ayda Türkiye'de enflasyon ne kadar olsun? %20 olsun. 15'in %20'si kaç? Zaten 18 lira eder. Yani tamamen bu şirketin hiç kar etmediğini eski fiyatına göre söylüyorum. Ee, yani 18 lira bu şirket için şu an aşırı ederi olur. O yüzden ben bunu da bekliyorum ve geleceğini düşünüyorum. 18 lira gelirse EYG'yi alırım. Arkadaşlar Twitter hesabımda sabit. Twitter'de bu arada suyu Air var. Eğer kriptolarda airdrop kazançlarını bilirsiniz. Kesin bir airdrop olmasa bile yüzde detaylı bir şekilde anlattım. Aynı zamanda Ayhan Kayan Su yazarsanız bu Twitter'daki tweetleri okuyarak e, canlı canlı YouTube'da videosunu da yaptım. E, kriptoya ilgilenenler ya da ilgilenmeyenler e, günde 3-5 dakikanızı ayırarak bu airdrop ihtimalini kazanabilirsiniz. Bunu da izlemenizi öneririm. E, bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Herkese bol kazançlar diliyorum.